Bu animemize yetimhaneden dışlanmış olan bu kardeşimiz ölüm kalım savaşı veriyor. Yetimhaneden dışlanma sebebi de senden bir rahat olmaz, bize de yararın dokunmaz, o yüzden çık git buradan demişler. Kim demişse buradan ayakta alkışlayarak o kardeşimizi tebrik ediyorum. Belki de hayatının en mantıklı kararını vermiş. Niye mi böyle söylüyorum? Çünkü bizim çocuk mal, aklı hiçbir alta basmayan bir düşük yaşam formu. Belki bir tık hızlı başlamış olabiliriz ama her şeye sırasıyla değineceğiz. Şimdi animeye dönersek bu kardeşimizi yetimhane kapı dışarı edince bizimki açlıkla mücadele ediyor. Tam o sırada sadece ayakları gözüken bir adam nehirde sürüklenmesin mi? Bu kardeşimiz özel dedektif. Bunlar bir tane vaka inceliyorlar. Vaka da şehrin merkezinde bir tane kaplan etrafta gezinip millete saldırıyor. Bu dedektifler de o kaplanın peşindeymiş. Şimdi siz e, o zaman bu adam neden nehirde bu pozisyonda duruyordu diye sorabilirsiniz. Bunun cevabı hiç umduğunuz gibi değil. Adamın fantazisi intihar etmek. E madem intihar etmek gibi bir fantazisi var adamın, neden en yüksek binanın tepesine çıkıp atlamıyor ya da direkt şah damarına işi bitirmiyor diye sorabilirsiniz. Ama mızıçılık yapmayın bakayım. Adam öyle sıradan intihar etmek istemiyor. Böyle hiç görünmemiş ve aynı zamanda acı çekmeyecek bir şekilde olacak. Ha bir de ileri de bunun fantasini ekstradan karşı cinsle beraber intihar etmek de eklenecek. Bunları duyduktan sonra adama ne derler biliyor musunuz? Benim ağzımı bozdurmayın. O boşluğu siz benden daha iyi dolduracağınıza eminim. Neyse bu adamın böyle rahatsız rahatsız hareketleri olabilir ki zaten ekibinde bir tane düzgün diyebileceğimiz eleman yok ama normal şartlar altında bence en zekimiz bu kardeşimiz bir kere adam nerede ne kullanacağını ve ne zaman onu işleyeceğini çok iyi biliyor. En basitinden şehirde Leyla Leyla gezinen kaplanın bizim rahatsızlığın gücü olduğunu anlıyor ve onu kendi gücüyle sakinleştiriyor. Ve diyor ki bize katıl. Ve bu saatten sonra bizim için sabır yolculuğu başlıyor. Neden böyle dediğimi eleştirinin ilerleyen dakikalarında anlayacaksınız. Tabi bizim salla öyle kuru kuru ekibi almıyorlar. Onu bir tane teste tabi tutuyorlar. Bizimki de bu test sırasında bombanın patlamasını engellemek için bombanın üstüne yatıyor. Aklınıza buna benzer senaryoya sahip bir tane sahne umarım umarım gelmiştir. Ha eğer gelmediyse hemen sizlere yardımcı olayım. El bombası! Dur, kaçın, kaçın. <laughs> Test miydi? Yine de sıska. Tabii çocuğun bu hareketinden dolayı başkan bunu gruba alıyor. Yalnız bu başkan güçlü birine benziyor ama bunu sadece teoride gördük. Ortada bir icraat yok. Ya yani en azından ilk 12 bölüm yok. Bir de de bizim bu reizin eski işini tahmin etmeye çalışıyorlar. Bilene de 700 bin yen yani yaklaşık olarak 85 bin lira verecekler. Bu gibi durumlarda sizlere bir taktik vereyim. Şimdi bu gibi tahmin olaylarında en olağan dışı seçeneği söylemeniz lazım. Çünkü zaten diğer seçenekleri diğerleri çok önceden söylemiştir. Akla ilk onlar geliyor. Şimdi ben param alabilir miyim? Çünkü izlerken adamın eski işine ben tek attım. Neyse konumuza dönersek bir tane hanım abla bunlara şikayetini anlatıyor. Ve onları olayın yaşandığı yere götürüyor. Ama meğersem o bir tuzakmış. Aralarında şu elemanın kardeşi yaralanıyor. Bizim abla bitmeyen uzi Şarjörüyle ile etrafa sıkıyor. Tabi bu olaylar olurken bizimki ne yapıyor derseniz. işte geçmişini hatırlıyor. Kendisiyle çelişiyor. Yani klasik en ufak şeyde gaza gelen sap ana karakter rolünü oynuyor. Hayır ben neyi anlamıyorum biliyorsunuz mu? Bu gibi karakterler neden yaralanmadan gücünün var olduğu aklına gelmiyor. Hayır yani gerçekten soruyorum bunu ya. Neyse bizim reis olaya teşrif edip bizim veleti kurtarıyor. Tabi az önce de belirttiğim gibi bizim reis eski bir mafya üyesi. Lafa açılmışken bu mafyadaki elemanlardan bahsedelim. Mesela şu abi arkasında klasik müzik çalarak mekan basıyor. Hayır ben şunu da anlamıyorum. Adamın arkasında bir ton siyah gözlüklü adam var. Adamın arkasından klasik müzik çalıyor. Ve aynı zamanda elini kolunu sallaya sallaya bu mekana girmiş. Neyi güvenip de saldırıyorsun adama. Hayır bir de bu mafyadaki elemanlardan başka birisi de elini kolunu sallaya sallaya metal dedi direktörü dahi bulunmayan bir polis binasına giriyor. Şimdi adama biraz hak vermedim değil açıkçası. Ayrıca bu mafya elemanlardan bir tanesi ninja gibi takılıyor diğeri de serbest meslek çalışanı gibi. Bu kardeşimizin mafyada ne alt yediğine dair ayrıca ne özelliği olduğuna dair zerre bir fikrim yok. İşte bu kişilerden oluşan toplama kampı dedektiflerin ofisine saldıracak. Bizim salak da kendi kendine tripleniyor. Yok neymiş benim yüzümden ofistekiler zarar görecek. Yahu cigerim adamlar bu işi kaç senedir yapıyorlar. Sence ofis polislerine ilk defa mı saldırı olacak? Ya insan azıcık bir düşünür, azıcık bir sorgular değil mi? Ve adama bir soru sorarlar. Oradan ayrılınca ne halt yiyeceksin? Gücünü kullanmayı bilmiyor. E seni bundan dolayı her türlü yakalarlar. Hani mantıklı olan şey senin ofistekilerle beraber mafyalara karşı savaşman değil mi? Saflıkla mallığı karıştıran bir birey daha. Ya buradan bütün yazarlara sesleniyorum. Saflık ile mallığı aynı bireyde bulundurmayın. Sonra insanlar saf olanların beynini kullanmayan özürlü kişiler olarak tanımlıyor. Böyle bir şey yok. Bakın mesela bu kardeşimiz de saf birisi ama kafa zehir gibi. Tabi bu kardeşimizin de bana saçma gelen yanları yok değil. Şimdi durumunu özetlersek bu abi gözlüğü taktığında tümden gelin ve ipucuları kullanarak olayı hemen çözüyor. Tabi bu animenin anlattığı. Gerçek ise bambaşka. İşin aslı şu ki bu kardeşimiz gözlüğü taktığında yazardan spoiler alıyor. İnanmıyor musunuz? Bakın bütün tümden gelen olasılıkları alalım. Ayrıca bütün ipucuları alalım. Bir kefeye koyalım. Yine bu durumu açıklayamayız. Bu durumun açıklanabilmesi için iki seçenek var. Ya az önce de bahsettiğim gibi yazardan spoiler alıyor ya da kahin. Başka bir açıklaması yok. Neyse madem ekibi açıklama yoluna girdik bu gözlüklü abiden bahsetmezsek olmaz. Bu abimiz dakiklik kavramını çok yanlış anlamış birisi. Bir tane terörist grubu bizim ofisi şüpheye çıkartacak birkaç iş yapıyor. Bunların yerini bulabilmek için bir tane hacker çocuğa gidiyorlar. Zaten bu hackerla bu terörist grubunun önceden geçmişleri var. Zamanla teröristler çocuğun babasının ölümüne sebep olmuşlardı. Olay olaylar çözüldüğü sırada bizim reis bu örgütün arkasındakinin kim olduğunu anlıyor ve ona mail atıyor. Aynı zamanda hacker çocuğun bu maili göreceğini bilmesine rağmen bunu yapıyor sonuç olarak ikisi de birbirlerine vuruyorlar. E ne oldu şimdi? Amaç bir tarafı kurtarıp diğer tarafı cezalandırmak değil miydi? E, i̇kisi de öldü. Bence saçma bir sahneydi. Sıra sıra bütün ekibin kucağını gezen bizim bu mal sıra gelir bu sadist ablamıza. Şimdi siz bana geçen abi mor ve pembe saçlı kızlar hiç de psikopat değiller demiştiniz. Ben de diyorum ki sizlere şu ana kadar kaç tane animenin eleştirisini yaptık. Bana mor ve pembe saçlı olup da psikopat olmayanı bir gösterin. Hatta bakın en son döner bıçağında kalmıştık. Bu sefer şu göt kadar çantadan kolum kadar satır çıktı. Siz neyden bahsediyorsunuz? Artık yolda pembe veyahut mor saçlı kız gördüğümde yolumu değiştiriyorum. Neyse durun. Asıl takılacağımız nokta burası değil. Şimdi bizim geri zekalı öyle salakça bir hareket yapıyor ki akıl artık ben istifa ediyorum diyecek kadar. Olaya geçersek küçük kızımızın üstünde bir tane bomba var. Ve aynı zamanda bizim andavalın elinde bombanın kumandası var. Kumandada basılacak tek tuşa bizim sığır basıyor. Adama tekrardan sorarlar mi? Ey gerizekalı sen daha önce aynı kumandada aynı tuşa basıldığında bombanın aktif olduğu aklına gelmedi mi? Bak hadi onu geçtim telaştan hatırlamadın diyelim. Gerizekalı kumandadaki tek tuşun bombayı kapatacağı fikri sana nereden geldi? Bunu düşündüren şey nedir? Sonra Laz anime'de mantık arıyor yok Laz şunu yapıyor yok bunu yapıyor. E, ararım tabi. Şu sahneye baksanıza. Resmen izleyicide dalga geçmek için yapılmış. Böyle saçma sahne mi olur? Bölümü uzatmak için yapacağınız başka hiçbir şey mi yoktu? Ha kıza gelirsek o kurtarılıyor. Merak etmeyin. Bomba aktif olunca kızımız trenden atlıyor. Bizimki de peşinden atlayıp bombayı üzerinden söküp çıkarıyor. Niye onu en başta yapmalı diye sorarsanız o da başka bir konu. Bu olaylardan sonra bizim salakla şu tatlı kızımız randevuya çıkıyorlar. Bu randevu sırasında bizim salak kaçırılıyor. Tabii kaçırılan sadece bu mal değil. Bizim reize kaçırılmış. Ama o bile bilerek tutsak düşmüş. Çünkü bizim malın kafasına kim o kadar fazla para ödülü koyduğunu öğrenmek için. Ya aslında bu konuya fazla değinmeye gerek yok. Çünkü adam zaten kaçış planını hazırlamış. Nerede ne kullanacağı kafasında hazır. O yönde sıkıntı yok. Sıkıntı bizim salakta. Bu salağın tek başına kaçamayacağını bildiklerinden buna bir kaçış planı hazırlıyorlar. Ama en önemli olan kısım nerede olduğu. Ve bizim yazardan info alan bu adam yardım etmek istemiyor. Neden? Pişlik olsun diye. Ulan ne kadar saçma ya. Kendi üyelerinizden biri kaçırılmış yardım etmek istemiyor. Hayır ikna edildiği sebep de başkandan iltifat almak. Ya ciddiyim hepsi rahatsız bunların ya. Harbi diyorum bak bir tane düzgün eleman yok şurada. Neyse bu iki rahatsız da bir şekilde kurtulduktan sonra bizim geri zekalının başına kimin ödül koyduğunu öğreniyoruz. Bu Amerikanlı zengin bebe örgüte pazarlığa gidiyor. Adam soruyor ki yolun ortasına helikopterimi park ettim. Sıkıntı olur mu? Yo ne sıkıntı olacak canım. Alt tarafı trafik tıkanacak ve senin bile bilmediğin aile fertlerine küfür gidecek. Yani o kadar derdetme alıştığın şeyler bunlar. Neyse pazarlığa oturan bizim zengin bebemiz yetenekli kişileri çalıştırma adlı belgeyi istiyor. Tabi eli boş dönen bu zengin bebe hemen ofis çalışanlarına saldırıya geçiyor. Yalnız bu anemenin başından sonuna kadar kötüler neden sen olmak zorundasın sorusunu bizim sala sürekli bir bir şekilde soruyorlar. Hayır işin ironik kısmı aynı soruyu anime'nin başından beri ben de soruyorum. Daha zekisi, daha beceriklisi, daha akli dengeye sahip birisi değil de nedensen. Zaten buraya toplanma sebebimiz bu. En sonunda mafya liderinden de gaz alan bizim rahatsızın önünde daha çok yolunun olduğunun farkına varıyoruz.